Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Hadi başlayalım. Yeni müfredata göre örnek yazılı soruları 2023-2024 eğitim öğretim yılı bunu Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü hazırlamış 7. sınıf 1. dönem 1. yazılı örneği. Şimdi bunu çözelim birlikte. Evet, 1. sorudan başlayalım. Diyor ki aşağıdaki işlemlerin sonucunu bulunuz diyor. Bu mesela şu kazanımla alakalı işte tam sayılarda toplama çıkarma işlemlerini yapacak bununla ilgili problemleri çözebilecek çocuk diyor. Burada da tam sayılarla ilgili toplama çıkarma vermiş. Yapalım şimdi. Birinci işlemde ne yapıyoruz? Önce bak parantezleri yok ediyoruz. İki tane işaret varsa bir işarete dönüştürüyoruz. Mesela A şıkkında bak parantezi yok et şimdi. Artı 13 tamam mı? 13 artı olduğu için artısını yazmaya gerek yok. Bak burada iki tane işaret var ya bak bir artı bir eksi. Ne yapıyorum bunu? Bir işarete dönüştürüyorum. Eksi 3. Niye eksi oldu? Çünkü bir artı bir eksi yan yana gelirse bu eksiye dönüşür. Tamam mı? İki tane artı ya da iki tane eksi yan yana gelirse bunlar artı olur. Ama <laughs> bir artı bir eksi oldu mu ne oluyor? Eksi oluyor. O zaman bunun sonucu ne çıktı? 10. Artık test filan da olmadığı için hepsini mecbur klasik yapacağız böyle. Tamam mı? Şimdi C'ye bakalım. Bak şimdi. Zaten şurası 35 direkt parantezden 35 diye çıkıyor. Burada da bak bir eksi bir artı var. Ne olacak? Eksi olacak. Eksi 20. 35'ten 20'yi çıkar. 15. Şimdi E şıkkına bakalım. Bak 8'i çıkar. Normal 8. Bir artı bir eksi oldu mu? Eksi oluyordu. 12. 2 tane eksi olunca artı oluyordu 4. Yani ikisi aynı oldu mu artıya dönüşüyor. Ne yapacağım bak. Burada 8 ile 12 ikisi de artı mı? Değil mi? 12. Yani bunları para bak şimdi. Artıları alacak para gibi düşün. Eksileri borç gibi düşün. Şimdi benim 8 lira param var. 4 lira daha param var. 12 lira param var. Ama burada da 12 lira borcum vardı. O zaman ne oldu? 0'a 0 elde var 0. Yani eldeki 12 lira mı borcumu ödeyerek kapattım. 0 lira param kaldı. Geldim B'ye. Bak şimdi B'yi yapacağız. Şimdi bu zaten şurada normal 8 diye çıkar. Bak burada da bir artı bir eksi var. Ne olacak bu da? Eksi olacak. Eksi 17. Bak bunu nasıl bulacağız? Şimdi bak benim 8 lira param var. Tamam bak 8 lira param var. Ama 17 lira borcum çıktı. Vergi dairesine borcum çıktı. Gittim 8 lirayla borcumu ödedim birazını. Hala 10, bak 9 lira borcum var. Cevabına çıktı yani eksi 9. Yani birisi artılı birisi eksili olduğu zaman tamam bak bir artılı bir eksili sayıya da toplama çıkarma yapıyorsan büyükten küçüğü çıkar büyüğün işaretini koy tamam mı? bak 17'den 8'i çıkarttım 9 büyüğün işaretine eksi ya da borç alacak gibi yap 8 lira param var 17 lira borcum var borcumu ödedim ne kaldı tamam mı? gelelim şimdi D'ye 52 yine 52 olacak eksi eksi artı olacak 33 bu da ne yapar? 85 yapar. Tamam. Birinci soru bu şekilde. Şimdi ikinci soruda da diyor ki bak toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır diyor. Bakalım. Şimdi aşağıda verilen ifadelerde toplama işleminin hangi özelliğinin kullanıldığını karşılarına yazın diyor. Bak şimdi burada ne yapmış? Şimdi bir eksi 19 ile bir artı 22'yi toplamış. Sonra artı 22 ile eksi 19'u yer değiştirmiş mi? Değil mi? Yani değişme özelliği. Bak demek ki klasik sınav olacağı için bunları iyi bilmemiz lazım değil mi? Burada ne var? Değişme özelliği değil mi? Şimdi burada da ne var bak. Burası artı 12. Şurası da eksi 12 yapar sıfır değil mi? Yani ters eleman özelliği değil mi? Ters eleman yani artı 12'nin toplamaya göre tersi ne? Eksi 12 değil mi? Şuraya da ters eleman filan bu tarz bir şeyler yazdığınız zaman cevabı bulmuş olursun. Bir de ne vardı? Birleşme özelliği vardı değil mi? birleşme özelliği, dağılma özelliği. Bunları demek ki bu özelliklerin ne olduğunu ne bittiğini hepsini bilmemiz lazım. Bunlardan kesin sorulacak o halde. Şimdi burada da ne diyor? Tam sayılarda çarpma ve bölme işlemlerini yap. Bakalım. Diyor ki bak çarpımları eksi 60 olan 3 tam sayıdan birisi artı 4. Olduğuna göre diğer iki tam sayının alabileceği değerleri yazınız. Bak şimdi. Ben artı 4 ile neyi çarparsam eksi 60'a ulaşırım diye düşünüyorum. Doğru mu? Öyle mi? Burada artı 4 ile neyi çarparsam eksi 60'a ulaşırım? Tabii ki de eksi 15 ile çarparsam. Yani eksi 60'ı artı 4'e bölersem eksi 15. Bak şimdi. Artı 4 ile çarpı eksi 15 yaparsam bir kere ne yapacağım? 4 ile 15'i çarparsam 60 yapar mı? Yapar. Artı bir sayıyla eksi bir sayıyı çarpınca da ne yapıyordu? Eksi yapıyordu. Tamam Bu şekilde bulduk. Peki şimdi benim diğer iki tane sayım var. Bu iki sayıdan birisi yani soru işareti. Birisi A olsun birisi B olsun mesela. Bu ikisini çarpınca eksi 15 mi yapıyormuş? Yani üç tane sayı vardı ya bak üç tane sayı vardı. 3 tam sayı. Birisi 4'tü. Diğer ikisini buldum ben. Şu diğer ikisinin çarpımı eksi 15. Yani diğer sayılardan birisi A olsun birisi B olsun. Bunların çarpımı ne? Eksi 15. Tamam mı? Şimdi diyor ki bu iki tam sayının alabileceği değerleri bulun diyor. Yani çarpınca eksi 15 olan sayılar nelerdir? Bakalım şimdi. Mesela bak şimdi ben buna 1 verirsem buna eksi 15 verebilirim. Çarptığım zaman ne yapar? Eksi 15 yapar değil mi? Ya da tam tersini veririm. Yani bunların tam tersleri de olur. Şöyle devam ediyorum bak buna 3 verirsem buna eksi 5 verirsem de yine çarpımları eksi 15 olur mu? Değil mi? Bak burası artı 1 burası artı 3 tabi bunlara dikkat edelim. Daha sonra bir de bunların neyleri olur? Tersleri olur. Yani şöyle düşün. Diyelim ki. Buna eksi 1 ver. Buna artı 15 ver. Buna eksi 3 ver. Buna artı 5 ver. Bunları çarptığım zaman hep ne yapar? Eksi 15 yapar. Başka da aklıma gelmedi benim. Başka var mı? Yok. 1 çarpı 15, 3 çarpı 5. Başka yok. Değil mi? Ne yaptım? Yani kısacası 15 demek 1 çarpı 15 demek ya. Bir artı bir, bir artıyı artıyı bir 1'e verdim. Bir 15'e verdim. Bir de 3 çarpı 5 demek. Yine bir 3'e verdim. Bir 5'e verdim. Bunların tam tersleri de olabilir. Şimdi tam sayıların kendileriyle tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak yani üslü sayıları bileceksin diyor kardeşim. Şimdi bakalım. Şimdi burada diyor ki bak. Parantezin içinde negatif bir sayı var değil mi? Bak şurada. Parantezin içinde ne var? Negatif sayı var. Şimdi bak bir kere zaten parantezin altında yani şu alttaki taban pozitifse zaten sayı direkt pozitif çıkıyor. Yani şuraya hiç bakmaya gerek yok. Ama sayı taban negatifse Bak, taban buralarda hep negatif. Taban negatifse o zaman bir tek parantezin dışında çift sayı olunca 0, 2, 4, 6, 8 olunca artıya döner. Diğerleri eksi kalır. Tamam mı? Şimdi bak şuna bakıyorum. Eksi 2'nin kübü. Şimdi eksi 2'nin kübü. Kübü normalde nedir? 8 değil mi? 2'nin kübü nedir? 8. Eksi 2'nin kübü ne olacak? O zaman eksi 8 olacak. Tamam mı? Devam edelim. Şimdi B'yi bulmaya çalışalım. Şimdi B'de de ne var? Bak. Artı 5'in karesi diyor. Artı 5'in... Ha bu arada daha şeye geçmedik. Bir saniye. B'ye devam edelim derken şu, şurayı yapmadık. Şimdi eksi 1'in 199. kuvveti. Bak buradaki sayı tek sayı mı? Tek sayı. E o zaman buradaki negatiflikten kurtulamam. Yine o zaman sen eksi 1'sin değil mi? Eksi 1'in bütün kuvvetleri. Yani 1'in bütün kuvvetleri 1'dir değil mi? O zaman bu da ne oluyor? İkisi de eksi olunca eksi 9 şeklinde yazıyorum. Yani 8 lira borcum var. 1 lira daha borçlandım. 9 lira borcum var. Şimdi B'yi yapalım. Artı 5'in karesi diyor. Artı 5'in karesi ne demek? 5 beş kere 5'ten 25 yapar. Artı zaten. Tamam mı? Burası. Şimdi önce şunu şu parantezin içini bulalım. Bak şuradaki eksi dursun. Bak şuradaki eksi dursun. Önce bakalım şimdi şu parantezin içinden ne çıkacak? Şimdi burası negatif mi? Negatif. Ama burada çift sayı var mı? Var. O zaman burası pozitif olacak artık. Tamam mı? 2'nin dördüncü kuvveti de nedir? 2'nin dördüncü kuvveti normalde 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2'den 16. Ve artı 16 çıkacak mı? Neden artı 16 çıktı? Orayı bir daha bir hemen özetleyelim. Şimdi bak ben şuradaki eksiği aldım. Şuraya yazdım. O orada dursun kenarda. Şurayı da şunu da aldım. Buraya yazdım böyle. Burada bak dikkat edersek sayı negatif ama üzerinde çift sayı olduğu için parantezin dışında. Parantezin dışında çift sayı olduğu için bu negatiflik burada pozitife döndü. Tamam mı? Normal ikili dördüncü kuvvetini yaptık. Yalnız şimdi burada da iki tane işaret kaldı mı elimizde? Kaldı. O zaman bu iki işareti tek işarete döndürmem lazım değil mi benim? Ne yapacağım burada da? Şöyle bir aşağıya bir daha yazayım. 25 artıyla eksi ne yapar? Eksi yapar. Değil mi? Eksi 16. Bu da ne yapar? 9 yapar. Şimdi A'yı ne bulduk. Eksi 9. B'yi ne bulduk. Artı 9 değil mi? Bizden A ile B'yi topla diyor. E bunları toplarsam sıfır yapar. Çünkü birisi artı 9, birisi eksi 9. Toplarsak ne yapar? 0 yapar. Evet. Devam edelim şimdi. Burada da tam sayılarla alakalı problem çözeceğiz. Ve klasik bir soru test değil. Yani işlem basamaklarını iyi yapmazsanız öğretmen puan vermez yani değil mi? Burada çok dikkatli olmamız lazım yani o zaman. Bir balık diyor ki bak denizin 60 metre altındayken. Şimdi denizin altında demek yani negatif demek aslında bu değil mi? Şimdi mesela şöyle düşün. Deniz seviyesi gibi düşün burayı. Tamam mı? Şurayı deniz seviyesi gibi düşün. Denizin aşağısına indikçe aslında negatif sayılara iniyorsun. Denizin üstünde takılırsan pozitif sayılardasın tamam mı? Şimdi Denizin 60 metre altındayken dakikada 8 metre yükselerek yukarı doğru yüzüyor. Yani şöyle düşün bak şimdi bu adam mesela şurası deniz seviyesi ya. Bu deniz seviyesinden nerede? 60 metre aşağıda. Yani eksi 60'ta. Bu ne yapıyor? Şimdi dakikada 8 8 yukarı çıkıyor. Böyle 8 8 8 böyle yukarı çıkıyor tamam mı? Yukarı doğru yüzmeye başlıyor. Buna göre 7. dakikanın sonunda bulunduğu noktanın deniz seviyesine göre tam sayı değerini bulun diyor. Bulalım hemen. Şimdi bu adam ne dedik? Şurası. Bak sayı doğrusunu çevirelim. Mesela şimdi bak şöyle bir sayı doğrusu yaptık ya. Diyelim ki bu sayı doğrusunu çevireceğimizi düşünelim. Yani şöyle şu tarafa doğru çevirelim. Tamam mı? Şöyle çevirelim. Şurası sıfır olsun. Tamam mı? Şurası da ne olsun? Eksi 60 olsun. Tamam mı? Sayı doğrusunu çevirdik. Şimdi bu çocuk ne yapıyormuş? Bu çocuk dikkat edersen 8 metre yükseliyormuş bir dakikada. E 7 dakikada o zaman ne olacak? 7 kere 8 56 metre yukarı çıkacak mı? Yani buradan 56 ne yapacak? Yukarıya doğru çıkacak. Doğru mu? E, eksi 60'taydın. Bak eksi 60. kattasın. 56 kat merdivenle yukarı doğru çıkarsan nereye çıkarsın? Eksi 4. kata çıkarsın. Çünkü bak eksi 60'taydım. 56 tane yukarıya çıktım. Ne oldu? Hala eksi 4'teyim. Tamam mı? Buna göre bulunduğu nokta neresiymiş artık bunun? Eksi 4 noktasıymış. Deniz seviyesine göre tam sayı değerimiz ne o zaman bizim? Eksi 4. Ne yaptık? Şöyle bak bir daha anlatalım. Şimdi ben eksi 60 tamam mı? Eksi 60 noktasındayım. Tamam mı? Eksi 60 noktasından 56 tane yukarı çıktım. Bak şimdi eksi 60'dan bir tane yukarı çıksaydım eksi 59'a mı gidecektim? İki tane yukarı çıksaydım eksi 58'e gidecektim. Demek ki ben eksi 60'la bu yukarıya çıktı 56'yı toplayacağım. Şimdi 60 lira borcum var. 56 lira param var hala 4 lira borcum var. Ne yapıyorduk? Büyükten küçüğü çıkarıyorduk. Büyüğün işaretini yazıyorduk değil mi? Bu şekilde bunu da bulduk. Geçelim şimdi 5. soruya. Burada da tam sayılarla işlem yapmayı e, gerektiren problemler var. Bakalım. Yine problem çözme. Şimdi diyor ki bak 20 soruluk bir sınavda her doğru yanıt artı 5. Her yanlış yanıtta eksi 1. Boş bırakılan soru puan yok. Şimdi Mustafa'nın diyor ki 15 tane doğrusu varmış. Şimdi 20 sınavın 20 sorunun 15'ini doğru yapmış. Doğru mu? 4 tane de yanlış yapmış mı? Demek ki bir tane de ne var? Boş. Oradan puan almayacak. Buna göre sınavdan alacağı puanı bulun. Çok kolay hemen bulalım. Şimdi 15 tane doğru yaptı mı? Yaptı. Her doğrudan kaç puan alacak? 5. O zaman 15'te ne yapıyorum? 5'i çarpıyorum. Yani 75 puan aldı mı? Puan alır. Doğru mu? Doğru. Kaç tane yanlış yaptı bu çocuk? 4 tane Yanlış yaptı. O zaman dört tane sorudan her birinden eksi 1 puan alacak mı? Yani eksi 4 puan da buradan gelecek mi? Gelecek. E çocuğun 75 puanı vardı. Puanını ne yaptı? 71'e düşürdü. Çünkü 75 puan almıştı. 4 puanı yanlışlarından dolayı silindi. Yani kısacası 75 eksi 4 işlemini yapmış olduk. Evet bu da bu şekilde. Şimdi 7. soru. Diyor ki bak, aşağıda verilen sayı doğrusunda -2 ve -1 arası, bak şu -2 ve -1 arası ile -1 ve 0 arası yani şurayı da sorası 4'er parçaya ayrılmış. Yani 1 2 3 4 ve 1 2 3 4 parça ayrılmış. Buna göre AB noktalarına karşılık gelen rasyonel sayıları yazınız. Yine klasik bir soru. test olmadığı için çok sıkıntıya düşürebilir çocukları. Buna çok iyi çalışmak lazım. Şimdi öncelikle bunları nasıl yapıyoruz? Bak şimdi şöyle yapıyoruz. Bir kere şimdi A sayısını bulacağız. İlk işimiz ne? Bu A sayısı hangi iki tam sayı arasında? Şimdi benim çalışacağım yer eksi 1 ile eksi 2 arasında. Tamam mı? Önce ne yapıyorum? Tam kısmını yazıyorum. Tam kısmını yazarken sıfıra doğru bakıyorum. Sıfıra doğru bakarken kim var tam kısımda? Eksi 1 var. O zaman yazıyorum. Eksi 1 tam. Tamam mı? Eksi 1 tam. Sonra geliyorum bu sefer sayı değeri yani rakam olarak 1 2'den küçük ya. Yani o tam dediğimiz kısımdan başlıyorum bak. Şimdi bak 1 2 3 4 parça ayırmış. Burayı aşağı yazıyorum. Şimdi de yukarıdan sayıyorum. 1. Bak. Nereden başladım? Tam kısımdan başladım. Yukarıya da 1 yazıyorum. Yani bu A sayımız neymiş? Eksi 1 tam 1 bölü 4. E bunu da normal sayıya çevirelim. Ne yapıyorduk? Şöyle yapıyorduk. Bununla bunu çarpıyorduk. Şunla toplayıp Aşağıya yine bunu yazıyordu değil mi? Eksiyi de en son yazıyorduk. Bak şimdi 4 ile 1'i çarptım. 4, 1 ile topladım. 5, aşağıda da 4'üm var. Ve eksiyi de yine getirdim. Buraya yazdım tamam mı? Eksi 5 bölü 4. Şimdi gelelim B'yi bulmaya. Şimdi gelsin B. Şimdi bak B'yi nasıl bulacağız? Şöyle yapacağım. B bir kere hangi iki tam sayı arasında çalışıyorum? Eksi 1 ve 0 Şimdi şey için nereye bakıyordum? tam kısım için sıfıra doğru bakıyordum. Sıfıra doğru kim var? Sıfır var. Bunun demek ki o zaman B'nin tam kısmı yok. Değil mi? Tam kısmı yok. O zaman başlıyorum şimdi B sayısını bulmak için. Aşağıdan başlıyorum saymaya şimdi. 1, 2, 3, 4. Aşağıya 4 yazıyorum. Yukarıdan da yine rakam olarak küçük sayıdan başlayacağım. 1, 2. Yukarıdan da 2 yazdım. B'de 2 bölü 4'müş. Yani 1 bölü 2 demek o da. Tamam Bu şekilde A ve B noktalarına karşılık gelen sayıları buluruz. Demek ki ne yapıyoruz abi? Bir daha bir özet geçelim. Önce tam kısma bakarken sıfıra doğru bakıyorum. Mesela şurada bir sayı olsaydı. Mesela şurada da C sayısı olsaydı. Yine tam kısım olarak sıfıra doğru bakacaktım. Mesela şu arada artı 1 olsaydı. C'nin tam kısmı artı 1 olacaktı. Şurada mesela artı 2 şuraya da bir E yazsaydım. E'nin tam kısmı artı 2 olacaktı. Şurada da mesela devam etseydi eksi 3. Şuraya da bir K harfi yazsaydım. K'nin tam kısmı eksi 2 olacaktı. Hep sıfıra bakan tarafta. Yani sıfıra bakan taraftaki sayıyı ne yapıyorum? Tam kısım olarak alıyorum. Sonra aşağıdan saydığımı aşağıya yazıyorum. Yukarıdan saydığımı yukarı yazıyorum. Bu kadar basit. Geldim buna. Rasyonel sayıların ondalık gösterişini göstereyim diyor. Şimdi aşağıdaki rasyonel sayıları ondalık olarak yazınız. Yazalım. Önce negatifliği görme. En son koyarız negatifliği. Şimdi bak. Böyle sorularda çeşitli yöntemler vardı. Ne yapıyorduk? alt tabanını 10, 100, 1000 yapmaya çalışıyoruz değil mi paydayı? Ya da sadeleştirme varsa sadeleştiriyorduk. Şimdi bak ben bunu bir sadeleştireyim. Şimdi burada eksi en son yazacağım. 15'i ve 12'yi 3'e bölüyorum. 15'i 3'e böldüm 5. 12'yi 3'e böldüm 4. Doğru mu? 5 bölü 4 oldu mu? Oldu. Şimdi bak ben bu istesem şu 4'ü genişleterek 100 yapabilirim. Tamam. Yapayım hatta. Ben bunu 100 yapmak için Aşağıyı da 25 ile çarpıyorum. Yukarıyı da 25 ile çarpmak zorundayım. Yoksa kesir bozulur değil mi? O zaman yukarısı ne oldu? 125. Aşağısı ne oldu? 100 oldu mu? Negatifliğimiz yine duruyor. Ve bu da ne olacak? Bu da negatifliğimiz duracak. Burada 2 tane 0 olduğu için virgülü ne yapacağım? Şuraya kadar kaydıracağım. 1 virgül 25 olacak. Bu şekilde ondalıklı sayıya çevirdim. Aşağıda kaç tane 0 varsa virgülden sonra da o kadar rakam gelecek şekilde ayarlama yapıyorum. Gel şimdi 3 bölü 8'e. Şimdi 3 bölü 8'i de yine genişleterek bulabiliriz. Tamam genişletelim. Şimdi bak 8'i genişletince 10 olmuyor. 8, 16. Bak onu geçiyor. Yine 8'i genişletince 100 de olmuyor. Ama 8'i genişletirsek 1000 olabilir. Yani ben aşağıyı da 125 ile çarparsam, yukarıyı da 125 ile çarparsam 1000 olur. Ne olur? Üst taraf 375 olur. Alt tarafta 1000 oldu mu? Yani maksadım Ne? Bu alt tarafı ya 10'a genişlet, olmuyorsa 100'e genişlet, olmuyorsa 1000'e genişlet. Buna göre artık bu genişletme çarpımlarını da düşünmemiz lazım. E bu durumda şurası ne olacak? Bak 1 2 3 tane 0 var. Virgülden sonra 3 tane rakam gelecek şekilde bunu ne yapacağım? Bırakacağım. Yani bu da B şıkkı oldu. Tamam mı? Yani şurada ne yaptık? Şurada 1 2 3 tane 0 olduğu için virgülü 1 2 3 tane kaydırdım şuraya koydum 0, virgül. yani virgülden sonra 3 tane sayı gelecek şekilde düzenleme yaptım. Gel şimdi buraya. Devirli ondalıklı sayı. Bir su içelim. Devirli ondalıklı sayıda ne yapıyor? Eee 2,36 6 devrediyor. Ondalık gösteriminin rasyonel sayı olarak yazınız diyor pay ve paydanın alabileceği en küçük tam sayılarını bulunuz. Şimdi ben bunu rasyonel sayı olarak yazmayı bir kere bilmiyorsam gitti sınavda puanlar gitti. Şimdi sayıyı bir komple yazıyorduk. 236 doğru mu? Eksi devretmeyen kısmı yazıyorduk. 23 yani virgülleri görmeden. Bölü virgülden sonra devreden kadar 9. Bir tane devreden sayı var. Bir tane 9 yazıyorum devretmeyen kadar, yani bir tane devretmeyen var, sıfır koydum. Yani bak ne yaptım? Sayının tamamı, eksi devretmeyen kısım, bölü virgülden sonra devreden sayısı kadar 9, devretmeyen sayısı kadar sıfır koyuyorum. Tamam. Bura ne oldu abi? Burası 213 oldu mu? Yukarısı. Evet, 213 oldu. Bölü 90 oldu mu? Oldu. Şimdi ben bunu A bölü B şeklinde yazdım ama en küçük tam sayı istiyor. Yani diyor ki bunlar sadeleşiyorsa sadeleştir diyor. Şimdi bunlar sadeleşiyor. Yukarısı da aşağısı da 3'e bölünüyor. Tamam mı? 213'ü bir 3'e bölelim şurada. Sadeleştirelim. 213'ü böldüm 3'e. 71 değil mi? Bak burayı 3'e böldüm. 71. Burayı da 3'e böldüm. 30. Demek ki bu sayı 71 bölü 30 sayısıymış. Yani bunu A gibi düşün. Bunu da B gibi düşün. Yani 71 ve 30'a kadar küçültebiliyorum bunu. Daha fazla küçültemiyorum. Buranın da 3'e bölündüğünü nereden anladım? Rakamları toplamı 3'ün katı olduğu için 3'e bölündüğünü anladık. Yani şu olayı yaptıktan sonra bu sayıya bakıyorsun. Sadeleşiyor mu? Sadeleşmiyor mu? Sadeleşiyorsa sadeleştir. Sadeleşmiyorsa yapacak bir şey yok. Tamam. Şimdi son soruya bakalım. Şimdi böyle bir sıralama vermiş. Bu rasyonel sayı sıralamasının doğru olabilmesi için x yerine gelebilecek tam sayı değerlerini bulunuz diyor. Şimdi böyle sorularda şunu yapacağız. Alt tarafları eşitle. Yoksa yorum yapamam. Alt tarafları ne yapacağız? Payda eşitleyeceğiz. Nasıl eşitleyeceğiz? Şöyle. Ben bunları 12'de eşitleyeyim. Yani şurayı 3 ile genişletelim. Burayı 4 ile genişletelim. Burayı da 1 ile genişletelim. Şimdi 3 ile hem yukarıya hem aşağıya çarptım. Ne oldu? Eksi 9 bölü 12 oldu değil mi? Küçüktür. Bu arada bu eksiği ya yukarıya ya aşağıda yazabilirsin. 4x bölü 12 o da küçüktür. 5 bölü 12 oldu mu? Yani ne yapmış oldum? Şunu yapmış oldum bak. Bunları 12'de topladım. Burayı 12 yapabilmek için 3 ile genişlettim. Burayı 12 yapabilmek için 4 ile genişlettim. Yani 3 ile hem yukarıya hem aşağıya çarptım. Yani burası 9 bölü 12 oldu. Burası 4x/12 oldu. Burası zaten 5/12 idi. Şimdi bak, artık 12'ler benim için çöp. 12'leri görmeme gerek yok, değil mi? Çünkü hepsini 12'ye bölmüş. Yani 12'leri silelim mi? Silelim abi. 12'leri sil. 12'leri sil. Şimdi bak buraya. 4x sayısı 5'ten küçük olacak, değil mi? Bak şimdi ben, ben mesela x yerine 1 verebilirim o zaman. X yerine 1 verirsem burası 4 olur, değil mi? Ama x yerine 2 veremem. Çünkü x yerine 2 verdiği zaman burası 8 olacak mı? Ama 8 5'ten küçük değil değil mi? Olmaz. Şimdi x yerine 1 verdim. E x yerine 0 vereyim. E x yerine 0 verirsem şurayı bir yazdıklarımızı silelim. x yerine 0 verirsem burası 0 olur mu koca bir 0? E 0 eksi 9'dan büyük 5'ten de küçük oluyor. E x yerine eksi 1 verelim. Şimdi x yerine eksi 1 verirsem şurası eksi 4 olur mu? X yerine eksi 1 verirsem bak şimdi 4 çarpı eksi 1 oluyor. X gördüğüm yere eksi 1 yazıyorum. O zaman burası da eksi 4 olur mu? Olur. 0 verdiğim zaman da 4 çarpı 0. Bak X yerine 0 yazdım. 4 çarpı 0'dan 0 olmuştu burası. Şimdi burası eksi 4 olunca evet eksi 4 eksi 9'dan büyük bir sayı. Ama artı 5'ten de küçük bir sayı. Yine oldu. X yerine bir de eksi 2 verelim. X yerine eksi 2 verirsem 4 çarpı eksi 2 olur. Bu da eksi 8 olur mu? Eksi 8 Eksi 8 hala eksi 9'dan büyük mü? Evet. Hala 5'ten küçük mü? Evet bu da oluyor. Ama ondan sonra yazacağım sayı olmayacak. Niye? Çünkü x yerine eksi 3 verirsem olmayacak. Neden olmayacak? Çünkü x yerine eksi 3 verirsem 4 çarpı eksi 3'ten eksi 12 olur. Buraya ben eksi 12 yazarsam eksi 12 9'dan küçüktür. Artık eksi 12. kat eksi 9. kattan daha aşağıda bu. O yüzden olmadı. Yani x yerine neler yazdım? 1, 0, eksi 1 ve eksi 2 sayılarını yazmış oldum. Evet hepinize iyi günler.